Ateşlenen her silah, atılan her mermi ve bulunan her kovan suçu aydınlatmada bir basamak olarak kullanılıyor. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın balistik laboratuvarları en küçük ayrıntıdan suçluya ulaşıyor. Kullanılan her silahın mermisine ve çekirdeğine bıraktığı özel bir iz var ve bu iz kullanılan her mermide birebir uyuşuyor. İşte bu yüzden yapılan ilk iş poligonda mukayese atışı. İşte o silahtan çıkan kovanlar %100 yerli yapım balistika cihazına konuluyor ve arşivdeki diğer kovanlarla karşılaştırılmak üzere sisteme yükleniyor. Geçmişte işlenmiş cinayet, terör olaylarındaki kovan ve mermi çekirdeklerini arşivine atıyoruz. Görüntülerin analizini yaparak bize şüpheli veya birbirine yakın kovan ve mermi çekirdeklerinin listesini çıkarır. Sistemin getirdiği seçenekler 3 boyutlu gözlüklerin de yardımıyla uzman tarafından dikkatlice inceleniyor ve sonuca ulaşılıyor. Sol tarafta gördüğümüz kovan olay yerinden elde ettiğimiz suç konusu kovanımız. Sağ taraftaki ekranda gözüken kovan ise şüpheli silahtan elde ettiğimiz mukayese örneğimiz. Terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin de daha önce hangi olaylara karıştığı, hangi eylemleri yaptığı, kullandıkları silahların balistik incelemesi sonucunda bir bir ortaya çıkıyor. Balistik incelemeler ortada bir silah ve mermi varsa yapılabiliyor. Eğer yoksa veya silahı ateşleyenin kim olduğu bilinmiyorsa devreye atış izi ve atış artı laboratuvarları giriyor. Atış artıkları ateşli silahların kullanıldığı olaylarda ateş etme şüphesi bulunan kişilerin ellerinde, kıyafetlerinde veya yüz bölgelerinde yerleşmiş olan partiküler boyuttaki taneciklerdir. Şüpheliden alınan örnekler elektron mikroskobuna yerleştiriliyor. 50 bin kere büyütülüyor. Sonuçta failin kim olduğu belirleniyor. Faile ulaştıran yöntemlerden biri de silahın ateşlendiği mesafe ve silahın çeşidinin tespit edilmesi. Onun için de atış izine bakılıyor. Hedef olmuş kişilerin mermi deliği, giysiler üzerindeki mermi deliği bölgeleri incelendiğinde bazı fiziksel karakteristik özellikler de tespit ediliyor. Yapılan incelemenin ardından işte bu kağıdın üzerine sodyum rozitonik asit ilave ediliyor ve çıkan bu noktalardan hangi silahın kaç metre öteden ateş ettiği anlaşılıyor.